arkadaşlar, bugün toplumsal alanda yapılan inkılaplarla devam edeceğiz. İlk başta bakacağımız şapka kanunu olacak. Bunun yanında soyadı kanunu, kılık kıyafet kanunu, tek cezaevi ve türbelerin kapatılmasına bakacağız. İlk başta şapka kanununa bakalım. Şapka kanunu nasıl çıkmıştı, neden çıkmıştı? Mustafa Kemal Paşa çocuklar Kastamonu'yu ziyaret ediyor. Ancak o zaman şapka kanunu, şapkayı orada tanıtacak diye bir şey yok. Orayı ziyaret ediyor, orada şapka takıyor çocuklar. Bakıyor ki halkın tepkisini ölçüyor. Uygun olduğunu düşünüyor ve bir dahaki gelişinde şapka kanununu ilan ediyor çocuklar. Bu şapka kanunu nedir? Amacı nedir? İlk başta ona bakalım. Çocuklar, tüm toplumunu modern çağdaş bir görüntüye kavuşturmak için yapılır. İlk başta bunun için yaparız çocuklar. Milletvekilleri ve devlet memurlarının şapka takması zorunlaştırılır. Bütün kurallara tabi olmak zorunda. Halktan da çocuklar şapka takılması istenir. Ancak düzükte yer aldığı gibi devlet memurlarına ve milletvekillerine olduğu gibi değil çocuklar. İlk başta temel amacını yazayım şuraya. Temel amaç Türk toplumunu çağdaş ve modern görünüme kavuşturma. Çocuklar, şunu da belirteyim. Osmanlı zamanında Osmanlı padişahları arasında biliyorsunuz 2. Mahmut Osmanlı'nın Atatürk'ü olarak bilinir. Neden? Çünkü çocuklar reformist bir padişahmış. Devlet dairelerine düzenlemeler getirmiştir. Kılık kıyafet düzenlemeleri getirmiştir. Hatta memuriyette sınav şartını da koymuştur çocuklar. 2. Mahmut, yani dönem bazı halkın tabiriyle çocuklar yavru padişah olarak bilinir. Yaptığı inkılaplar nedeniyle. Neden mi? Çocuklar, mesela o dönemde insanlar sarık takıyordu Osmanlı toplumunda. Fes kanunu getirmiş, fes çıkartılmış. Bu da sınıf, ulema tarafından, toplum tarafından ne olmuştur çocuklar? Zararlı bir şekilde görülmüştür. Yani batıya ayak uyduruyoruz, onlara ayak uyduruyoruz. Onun için ismi Gavur Padişah olarak anılmıştır çocuklar. İkinci Mahmut. Hocam burada da... Tabii, evet. Maalesef birliklere her zaman bir kapalılık oluştuğu için şapka kanunu çıktığında da tepkiler oluşmuştur çocuklar. Yine batının icatı, yine batıya ayak uydurmayla ilgili olarak görülmüştür gençler. Mustafa Kemal şapkayı Kastamonu'da takılır. Milletvekilleri ve devlet memurları şapka giymesi zorunlaştırılır. Gelelim soyadı kanununa şimdi. Çocuklar, soyadı kanunu neden ilan edildi? Osmanlı toplumunda biliyorsunuz soy isimler yoktu. İnsanlar lakaplara göre, değil mi, hitap ediliyordu. İşte Topal Mehmet, Kel Mustafa, işte Kız Evin, şeklinde ifadelerde bulunuyordu gençler. Ancak bu durum devlet dairelerinde, resmi işlemlerde ve erkeklerin askere alınma işlemlerinde sorun teşkil ediyordu. Bu için çocuklar soyadı kanunu çıkarılır. Mustafa Kemal bizzat bunu ister. Haliyle çocuklar, soyadı kanunuyla Mustafa Kemal'e Atatürk soy ismi verilir çocuklar. Ve bu da kanunda başka kimseye verilemez diye resmileştirilir. Atatürk soy ismini kimse kullanamaz. Ailesine bile çocuklar, ailesine de zaten atadan soy ismi verilmiştir. Çocuklar, tarihte soyadla ilgili Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şöyle bir gelişme var. Mustafa Kemal belli başlı kişilere soy ismini kendi vermiştir. Mesela İsmet Paşa'ya. İsmet Paşa'ya niye İnönü soy ismi verilmiştir çocuklar? İnönü savaşlarındaki zaferlerinden dolayı, değil mi? Orada ne demişti hatta? Siz orada sadece düşman değil, milletin mahpusu tarihinde yendiniz. İki savaşı üst üste kazandığı için. Çocuklar, tarihte Bozkurt Lotus olayı vardır. Bozkurt Lotus olayı çocuklar. Bozkurt Lotus olayı
Fransa ile Türkiye arasında gerçekleşmiştir. Akdeniz'de bizim ticaret gemimizi batırmışlardır. Bunun için Birleşmiş Milletler Lahey Adalet Divanı'nda çocuklar Komün Milletler Cemiyeti'ne taşıdık biz. Burada Mahmut Esat diye biri var çocuklar, bizi temsil eder. Mahmut Esat Bey buradaki başarılarından dolayı çocuklar Mustafa Kemal kendisine Bozkurt derneğe, değil mi? Türklerin en ulu şeyi olan soy ismini vermiştir. Çünkü Türklerin haklarını koruduğu için Mahmut Esat Bozkurt soy ismi verilmiştir. Bunun yanında baktığımızda çocuklar toplumda ayrıcalık ifade eden, değil mi? Hacı, Molla, Ağa, Paşa gibi ifadeler ne oluyor? Kaldırılıyor çocuklar. Şimdi baktığımızda toplumda Molla, Hacı, Paşa, değil mi? Bu gibi unvanların kaldırılması Atatürk ülkelerinde hangisiyle ilgilidir? Eşitlik, halkçılık. Hayır, halkçılıkla ilgilidir, değil mi? Mesela halkçılık neye esas alırdı? Sınıf zümre ayrımını istemez yani. Esas aldığı şey çocuklar hiçbir şekilde. Yani eşitlikçi toplum istiyor ya. Hiçbir şekilde sınıf zümre ayrımı olmayacağı için unvan verilemezdi kimseye. Bunun için çocuklar bu unvanlar kaldırılmıştır diyoruz. Evet, yazıyorum. Osmanlı toplumunda vatandaşların soy ismi bulunmamaktaydı. Bunun yerine insanlara babasını, memleketini, özellikleriyle ilgili lakaplar veriyor. Özellikleriyle ilgili lakaplar. Türkiye'de TC'de sorun olduğu için C'den sonra da doktora var. TC'de devlet dairelerinde konuşmaya askere alım işlemlerinde gençler fısıldaşma gidiyor, yapmıyor, tamam mı? Tamam hocam. Askere alım işlemlerinde sorun olduğu için soyadı kanunu çıkarılır. A, Paşa, Bey, Hacı vesaire unvanlar kaldırılır. Mustafa Kemal bazı kişilere kendisi soy ismini vermiştir. Kim de bunlar? İsmet İnönü, değil mi? İsmet İnönü. Mahmut Esat Bozkurt. Kendisine Atatürk soy ismi verilerek başka birine verilmesi yasaklanmıştır. Hocam Atatürk'ün çocuğu olsaydı ona da mı verilmeyecekti? Ailesine kardeşim bak babam değil. Ailesine atadan soy ismi çocuklar olsaydı muhakkak atadan verilirdi bayram. Evet, soyadı kanunu da çocuklar bu şekilde. Gelelim kılık kıyafet kanunu 1934 yılına. Çocuklar, kılık kıyafet kanununda bazı kisvelerin giyilmesinin yasaklanması. Evet, nedir bu kisveler? Çocuklar biliyorsunuz sadece İslam toplumu yaşamıyor Türkiye'de, değil mi? Anadolu'da birçok inanca mensup insanlar var. Bunların ibadethaneleri var.
Hristiyanlar kilisede, değil mi? Hristiyanlar da kendi içerisinde farklı kiliselere ayrılıyor. Zaten orası ayrı. İşte Yahudiler olsun sinagogda ibadetlerini yapıyorlar. Başka inançlara mensup insanlar da var. Çocuklar, din istismarının önüne geçmek için, bak bu tabire dikkat. Din istismarının önüne geçmek için çocuklar kılık kıyafet kanunu çıkarıyoruz. Gelelim neden? Çocuklar, ibadethanelerde biliyorsunuz imamlar imam kıyafeti, papazlar papaz kıyafeti, işte hahamlar haham kıyafeti giyer. Din alanları dışında, ibadet alanları dışında bu kıyafetlerin giyilmesi yasaklanır çocuklar. Çünkü biliyorsunuz bizim toplumumuz kolay kandırılan bir toplum. Değil mi? Sakal bırakan, değil mi? Fes takan oğul. Bunun eli ayağı öpülür. Değil mi? Yani bu temiz adamdır, ibadetini yapıyordur. Bunun ne dediyse doğrudur. Anlayışı bizde mevcut değil mi gençler? Evet gençler. Biliyorsunuz başka toplumlarda insanlar da bu şekilde kandırılabilir. Değil mi? Zaten olmuştur çocuklar. Birazdan geleceğim peki zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili o konuya. O zaman yazıyorum. Kılık kıyafet kanunu. İbadet hanelerin dışında din adamlarının dini kıyafet giymesi yasaklanır. Amaç din istismarını önüne geçmektir. Çocuklar din istismarı ibaresini kullandıysan bu neyle ilgilidir? Laiklikle ilgilidir, tamam mı? Çünkü laiklik bir nevi din istismarına karşı dini koruyan bir anlayışa sahip gençler. Gelelim tek kez zaviye ve türbelerin kapatılmasına. Tek kez zaviye ve türbelerin kapatılması. Gençler, lütfen yani, lütfen dersi dinleyin, kızdırmayın. Çok kötü kızıyorum kızınca. Gerçekten kötü oluyorum. Yani beni arkadan çıkardığınız sesler, kikir kikir der, rahatsız ediyor, yapmayın. Video çekilsin, çekilmesin. Tamam, gerek yok böyle şeylere. Şakamızı yaparız, yapmıyor muyuz? Dışarıda da yapıyoruz. Evet. Tek cezaviyet ve türbelerin kapatılması diyeceğiz. Gençler, tek cezaviyet ve türbeler neden kapatılmıştır? Şimdi Osmanlı toplumuna bakalım. Osmanlı toplumunda gençler, tek cezaviye ve türbelerde insanlar ne oluyordu? İlim öğreniyordu değil mi? Kur'an öğreniyordu. Dinle ilgili bilgiler öğreniyordu. Kelam, fıkıh öğreniyordu değil mi? İslam hukukunu öğreniyordu. Bu yerlerde gençler yetişiyordu ve bir kültür yapısı oluşuyordu. Ancak ilerleyen zamanda çocuklar yine bir din istismarı oluşmaya başlamıştı. Tek cezaviye ve türbeler siyasallaşmaya başlamıştı. Çocuklar bu çok tehlikelidir. İbadethanelerde siyasetin konuşması her zaman tehlikelidir gençler. Neden? Şimdi çocuklar, bu dönemde biliyorsunuz milli mücadele döneminde cemiyetleşme anlayışı vardı değil mi? Yani bize karşı, milli mücadeleye karşı zararlı yapılar da oluşuyordu, yararlı yapılar da oluşuyordu. Şimdi baktığımızda birkaç tane hilafet ve saltanatı destekleyen zararlı cemiyetler vardı. Bunların içerisinde hangisi vardı? Sırp ve Selamet-i Osmaniye, Nigahban gibi cemiyetler vardı. Bu cemiyetler çocuklar saltanat ve hilafetin korunması gerektiğini, bağımsızlığa gerek duyulmadığını, gerekirse İngiliz mandacılığı, Amerikan mandacılığı altında bir müddet yaşayabileceğini belirten arsızca şeyler savunmuşlardır çocuklar. Şimdi, ilerleyen zamanda çocuklar, özellikle Doğu bölgesinde Rusların önemli bir faaliyeti var. Buradaki halkı bilinçlendirmek için, yani fikir olarak asimile etmek için çocuklar, burada biliyorsunuz Ruslarda da beyaz tenli bir yapıya sahip. Sakal bıraktığı zaman, değil mi? Sakal bıraktığı zaman, nasıl desem, normal bir Rus insanı aynı hacılar gibi görünüyor. Çocuklar bunu uygulamıştır Ruslar. Tek cezaevi ve türbelerde bu dönemlerde çocuklar ne yapmışlar? Ajan sızdırmışlardır. Adamlar bir Müslüman gibi namaz kılmış, Kur'an okumuştur. Bu ilerleyen zamanda çocuklar Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir tehdit olacaktır.
Keza çocuklar Mustafa Kemal ne demiştir? Türkiye Cumhuriyeti, müritler, dervişler memleketi olamaz demişler, değil mi? En hakiki, en medeni yol, medeniyet yoludur. Uygarlık seviyesine çıkma yoludur demiştir gençler. Tek kendine zaviye türbelerin kapatılması da bununla ilgilidir. Haliyle anlayacağınız gibi yine dinle ilgili bir durum, değil mi? Toplumu etkilen laiklik ile doğrudan ilgilidir çocuklar. O zaman yazıyorum. Osmanlı zamanında bu kurumlar insanların ibadetlerini yapması, inançlarını öğrenmesi için önemli bir kurum. Ancak milli mücadele zamanında buralara ajanlar sızmış ve iş bir nevi kişisel menfaate dönmüş. Gençler, zaten şu sıkıntı oluşmuyor. Mesela kişisel menfaatten kasıt şu şekilde düşünebilirsiniz. Bazı hala toplumumuzda bulunmuyor, üfürükçüler diyoruz, değil mi? Bu üfürükçü kişiler, çocuklar, tabi cahil vatandaşlarımızı, görmemiş insanlarımızı kandırabiliyorlar. Çok yüklü miktarda ücret alabiliyorlar, değil mi? Mesela ücret alıyorlar, bunların bir tedavisi yok, şeyi yok. Ne derler onlara? Nasıl derler, tabir gelmedi aklıma ama yani insanlarımızı bir şekilde kandırıyorlar çocuklar bu şekilde. Suistimal. Burada suistimal ediyorlar bunu. Tabii hala bu durum sıkıntıdır. Bu dönemde bu inkılap yapılması çalışılmasına rağmen çocuklar yine de düzeltilmelidir diyoruz. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar çocuklar bu şekildeydi. Şimdi sağlık alanda yapılan inkılaplara geçeceğiz.